Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Dünyanın en büyük mobil teknolojiler fuarı MWC'deki turumuz devam ediyor. Şu anda Huawei'nin standındayız. MateBook 14 modeliyle karşınızdayız. MateBook 14 modeli oldukça şık ve yine firmanın hafif diyebileceğimiz modellerinden bir tanesi. Hemen teknik özelliklerinden biraz bahsedeyim isterseniz. 3'e 2 bir ekranımız var. Yani 16'ya 9 değil. Bu da şu anlama geliyor. Özellikle profesyoneller için tasarlanmış bir bilgisayar var karşımızda. İşletim sistemimiz Windows 10 Home. 8. nesil Intel Core i7 8565U işlemci kullanılıyor. Aynı zamanda Intel i5 8261U seçeneğimiz de yine opsiyonlar arasında mevcut. Ağırlık ise 1.53 kilogram. Biliyorsunuz MateBook X Pro biraz daha hafif. 1.3 kilogramdı. Bu biraz daha onun büyük bir modeli. 14 inçlik bir ekranımız var. 2160'a 1440 çözünürlük sunuyor bu ekranımız bize. Ve oldukça da yine diğer modellerde de olduğu gibi ince bir ekran bizi karşılıyor. Bakın görüyorsunuz şu anda ekranın inceliğini. Tabii MacBook X Pro kadar ince değil ama yine de oldukça ince bir ekran bulunuyor. Diğer modellerde olan gizli kamera teknolojisi, burada webcam'i artık buraya entegre etmişler. Bakın şöyle yakından çekeyim biraz isterseniz. Şöyle. Şu anda ekranda görüyorsunuz. Kamerayı şu anda görüyorsunuz ekranda. Bayağı bir açmak zorunda kaldım diyaframı. Gizli bir kameramız var burada. Fonksiyon tuşlarının arasına gizlenmiş. Zaten kamerayı her zaman kullanmıyoruz. Bence güzel bir hareket olmuş bu. Onu söyleyebilirim. Bunun dışında baktığımızda diğer özelliklerine 512 GB'lık bir SSD bizi karşılıyor. 8 ya da 16 GB RAM seçeneği de yine bilgisayarın özellikleri arasında bulunuyor. Bu arada yine diğer modellerde olduğu gibi 57.4 watt'lık bir pilimiz var. Yani pil ömrünün oldukça iyi olduğunu söyleyebilirim. Çıkışlarına, girişlerine biraz bakalım isterseniz. Şöyle yan çevireyim. Burada iki tane USB görüyoruz. Standart USB. Şöyle biraz daha zoom girip göstereyim sizlere. Standart USB bağlantısını görüyorsunuz. Bu sağ taraftan baktığımızda yan yüzdeki görüntümüz bu. Sol tarafa geçecek olursak burada da yine şöyle biraz daha ışığı açayım. Şöyle biraz yapalım. Sol tarafta ise HDMI çıkışını görüyorsunuz. Kulaklık çıkışı var. Yine bir adet Type-C bağlantımız da yine sol tarafta görünüyor. Bunun dışında şu anda başka bir şey çok da fazla görünmüyor cihazın. Hani bilgisayarın daha fazla bir çıkışının olmadığını söyleyelim. Yine dün tanıtılan modellerden Huawei MateBook X Pro'da bulunan Huawei Share özelliği bu bilgisayarda da var. Ne işe yarıyor? O videomuzu izlemeyenler olabilir belki de, o yüzden burada tekrar açıklamak zorunda kalayım size. Eğer Huawei Share destekleyen bir telefonunuz varsa, ki genelde Huawei telefonlarda oluyor haliyle. Benim telefonum Mate 20 Pro olduğu için destekliyor bu özelliği. Buraya dokundurduğunuz zaman fotoğraflarınızı ve videolarınızı Huawei Share yardımıyla hızlı bir şekilde atabiliyorsunuz bilgisayara, aktarabiliyorsunuz. Bu çok güzel bir özellik arkadaşlar. Özellikle böyle hızlı bir veri transferi yapmak istiyorsanız kullanacağınız ve kullanmanız gereken bir teknoloji. Ayrıca yine şuradaki güç tuşunu görüyorsunuz. Güç tuşuna entegre edilen bir parmak izi okuyucu var. Yani güvenlik konusunda oldukça güzel bir bilgisayar. Klavyenin dizilimine bakacak olursak rahat bir dizilim var. Gördüğünüz gibi rahat ve kolay bir boşluklar iyi şekilde tasarlanmış. Tuşlara basıyorum, şöyle hafiften bir basayım. Gayet güzel bir şekilde basılabiliyor. Rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bu arada diğer videolarda da söylemiştim. Bu videoda da söyleyeyim. Bu modeller önümüzdeki aylardan itibaren Türkiye pazarına gelecek. Huawei MateBook Pro, Huawei MateBook X Pro ve diğer modelleri de, ki MateBook 13 modeli de var. Buradaki mesela 14'ü gösteriyoruz ama 13 modeli de var. 13, 14 ve X Pro modelleri Türkiye'ye gelecek. Ha, fiyatları ucuz olmaz muhtemelen ama gelecekler. Biz de geldiği zaman yine o zaman da güzel bir arazi testi yaparız. Alırız, kullanırız. Teste gönderir bize Huawei diye tahmin ediyorum. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Huawei MateBook 14 ile ilgili yorumlarınızı bu videonun altında bekliyorum. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.